Evet Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş Ufuk Tezemir rehber eğitmen Bağımlılıklarla, bağımlılıklar ve mücadele yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hı hı. Güzel bir konunuz var. Evet. Öğrenmemiz gereken sizi can kulağıyla dinlemek için nedenlerimiz var. Evet. Bağımlılık ne demektir? Günlük yaşamda evet. neler bağımlılığı tetikler? Bağımlılık bir kişiye, eşyaya veya nesneye karşı koyamama durumudur. Ee, i̇nsanlar çok boş kaldıklarında, kendilerini bir konuda veya bir problemde başarılı ad adledemediklerinde belli başlı sebeplerle bağımlılığa iterler. Kişi eğer doğru bir işte çalışamadığında, kötü arkadaş seçimleri yaptığında, annesinin veya babasının artık sözlerinin dışına çıkıp ailelerini arkadaşlarını aileleri olarak gördüklerinde bağımlılığa doğru itilmeye başlamış demektir. Veya anneyi veya babayı rol model aldığında evde eğer ikisinden bir tanesi kötü bir rol model örneği sergiliyorsa mutlaka çocuğumuz anneyi ya da babayı rol model alıp bağımlılığa doğru savrulmaya gidiyorlar. Evet, bağımlılıkların sebepleri e, nelerdir? Bu bu söylediğiniz. Bu söylediğim sebepleri. Şimdi var mı? ki var. Yani şimdi ben bir kitap yazdım. Bahane herkeste var. E, bağımlı görelim. olmak için. Görelim, görelim önemli. Evet, bağımlı olmak için kesinlikle herkesin bir bahanesi var her zaman. Kişiler ya maddi problemlerden dolayı bağımlı oluyorlar. Eşiyle kavga ediyor, bağımlı oluyor hayatındaki çarpık yaşamlar ya da çarpık çarpık davranışlar yüzünden bağımlı oluyorlar. İnsanlar eğer bir şeye bağımlı olmak istiyorlarsa her türlü bahaneyi kendilerinin yanına alıp ondan sonra da bağımlılık serüvenine doğru çıkıyorlar. Ne diyoruz yani? işte şu ara maddi sıkıntım var. Ben işte şuna Mutmak, bağımlı oldum. unutmak, unutmak evet. diyelim ona. Şimdi ben maddi sıkıntılara nasıl girdim? Örnek verelim e, belli başlı borçlara yöneldim ya da işimden kovuldum ya da kendimi attırdım. E, ne yapıyorum? Hayatımı ertelemek için bir başka şeyde bir başka mutluluk arıyorum. O mutluluğun adı da bağımlılık oluyor. Hayatımı evet. ertelemek ve hayatımdaki kötü gidişatı unutmak için yapıyorum bunu. Evet. Aileler evlatlarının bağımlılığını fark ettiklerinde ne yapmalılar? Şöyle bir öngörümüz var. Bizim kendi merkezimizde de biz bağımlı arkadaşlarımızı alıp e, belli bir süreden sonra topluma tekrardan geri kazandırıyoruz ilaçsız bir şekilde. Oraya gelen çok enteresan bir tespitimiz var bu konuyla alakalı. Biz arkadaşımızla ilk başta konuştuğumuzda kaç yıl kullanıyorsun dediğimizde bize söylediği rakamla aileye sorduğumuzda ailenin söylediği rakam arasında uçurum var. Aile diyor ki 2 yıl boyunca biz biliyoruz, çocuk diyor ki 12-13 yıl. Burada ailelerin anlaması çok geç bir vakit alıyor. Bunun sebebi var. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz evet, şu anda. Bunun sebebi biz aileler olarak bu konuda fazla bilinç sahibi değiliz. Çünkü konduramıyoruz, evladımıza Hayır. konduramıyoruz, yakın çevremizdekilere konduramıyoruz. Doğrusu. Biz konduramadığımız için arkadaşımızın bağımlılık serüveni anladığımızda artık 10 yıl, 12 yıla kadar ulaşmış oluyor. Bu da bizim için büyük bir kayıp olmuş oluyor hem maddi açıdan hem manevi açıdan çocuk için bahsediyorum. O yüzden ailelerin anlayabilmesi için çocuklarında ya da yakın çevrelerinde rutin giden bir şeyler mutlaka bozuluyorsa orada bir problem var demektir. Bunu bir kere daha tekrarlar mısınız? Aileler evet. için önemli. Mesela dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Rutin giden bir şeyler bozuluyor bozuluyorsa. Yani çocuk akşam her gün 8'de geliyorsa. Her gün 8'de gelen bir evlat. Artık 11'de 12'de veya sabaha karşı eve geliyorsa burada bir problem var demektir. Veya nereye gittiğini bir mesaj da olsa size her defasında söyleyen evladınız artık söylemiyorsa orada bir problem var. Ya da söylediği saatte eve gelmiyorsa, söylediği saatte sizin yanınıza gelmiyorsa orada bir problem var. Gözlerinde kızarıklık, göz bebeklerinde büyüme veya küçülmeler varsa burada bir problem var. Veya çok fazla yalan söylüyorsa ki e, madde ve alkol bağımlılığı sürecinde çok fazla yalan söylemek her zaman doğru bir belirtidir. O yüzden Ailelerimizin artık can kulağıyla çocuklarına sarılması gerekiyor. Evet. Hiçbir detayı kaçırmamaları gerekiyor onların hayatlarında. Evet, ben sizin burada olmanızı şu anda çok önemsiyorum gerçekten. Hem genç bir arkadaşımızsınız. Hı hı. Ee, çok önemli. Ee, rehber eğitmen e, Ufuk Tezemir sorularımızı cevaplıyor. Ee, önemli. Hepimizin bu konuda dikkat etmesi gereken Kesinlikle. şeyler var. Ee, bağımlılıklardan kurtulmak için karar verme süreci ne kadar önemli <laughs> Hani kişi istemeden hiç bağımlılıktan kurtulamaz diye bir şey duyarım. Doğru söyler ee, gerçekten böyle mi? Gerçekten böyle neden derseniz? Kişi önce kendisi bu bağımlılık sürecinden kurtulmak istemesi gerekiyor. Biz e, ilaçsız bir eğitim ve rehberlik programı uyguluyoruz ama kişi istemezse, mümkün değil onu orada tutup ona o eğitimi verip hayata kazandırmanız. Bir takım şeyler ona eğer keyif veriyorsa bundan kurtulmayı istemez. Çok büyük bolluklar içerisindeyse ve ailesi hala o bollukları ona sunuyorsa bundan kurtulmak istemez. Çünkü bağımlı olduğu şey şeye ne kadar hızlı ve kolay ulaşırsa kurtuluş için kurtulmak onun için bir hayal ürünü olur. Ancak kurtulmanın önünü açabilmek için ya da evet. onun istemesini İşte bunu bize söyleyin. Biz evet. aileler bunu bilmek istiyoruz. Yani e, çocuk istemiyor. Çocuk, genç ya da ailedeki herhangi bir birey istemiyor. Ama siz hakikaten istiyorsunuz bir <laughs> e, büyük olarak, e, e, ebeveyn olarak. E, burada nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? <laughs> Bu e, önemli bir nokta. Önemli. Bir defa ilk başlangıç olarak iyi bir anne baba olabilmek gerekiyor ve anne baba olgusunu da evladımıza iyi empoze etmemiz lazım. Biz de genelde herkes arkadaş olmak ister çocuklarıyla. Ama biz arkadaş olursak aileyi çocuk arkadaşlarında da aramaya başlar. Orada kaybederiz. Kişinin bağımlıktan kurtulmasını isteyebilmesi için, buna o imkanı sunabilmek için onu bağımlı yeten sebepleri tek tek bulup ortadan kaldırmak lazım. Fazla para vermek bir bağımlılığa sebepse fazla parayı ortadan kaldırmak lazım. Fazla ilgilenmemek bir sebepse bunu ortadan kaldırmak lazım. Aile içinde şiddet varsa ve bu bir sebepse bunu ortadan kaldırmak lazım. Genelde bağımlılık sürecine girmiş arkadaşlarımız annesini ve babasını fazla dinlemezler. Orada da sözünü dinleyebileceği bir aile büyüğü olabilir. Bir arkadaşı olabilir. Onu devreye sokup artık bırakmaya bırakma yoluna doğru adım atmaları gerekiyor. Evet. Siz ekip olarak bağımlılıklarla, bağımlılıklarıyla mücadele eden kişilere bu süreçte nasıl destek veriyorsunuz? Biz benim annem eski 17 yıllık alkol bağımlısıydı ve şu anda uyguladığımız programla hayata tutundu. Ondan sonra da bizim serüvenimiz başladı. Bize gelen arkadaşlarımız genelde artık dibi görmüş diyeyim bundan artık kurtulmak isteyen arkadaşlarımız. Biz hiçbir şekilde ilaç kullanmadan eğitmenlerimizle beraber ki eğitmenlerimiz de eski madde bağımlıları ya da alkol bağımlıları eee eğitim ve rehberlik programı sürecini alıp hem bağımlık sürecini aşmalarını hem de yaşamlarını yeniden organize edebilmelerini sağlıyoruz. Bu çok önemli. Peki bir şey soracağım şu noktada. Böyle grup tedavisi mi uyguluyorsunuz yoksa Tek tek bireysel tedaviler mi? Bizde bireysel eğitim var. Bireysel Herkes eğitim. kendi. Evet. Kendi başına hür iradesiyle gelir, eğitimleri kendi tecrübeleriyle kazanır ve e, iletişim, kabiliyet, kontrol eğitimleriyle hayatlarına bir yön verirler. Kime sorsanız bağımlılık sürecinde yüzde sekseni der ki arkadaş kurbanıyım. İşte bu arkadaş kurbanı olmamak için arkadaş seçimleri nasıl yapmaları ile gerektiği, ile alakalı eğitimler alırlar. En önemlisi... Yaşamındaki iniş ve çıkışların nasıl üstesinden gelebileceğini öğrenirler ve hayatlarına uygularlar bizim eğitim programımızda. Ancak kişi çok başarılı olabilmesi için bu eğitim programını alıp hayatına uygulaması gerekiyor. Çünkü biz Türk gençleri olarak ben de bir gencim. Türk gençleri olarak bizim başarılı olmaya ihtiyacımız var, bağımlı olmaya değil. Biz bunu başarırsak... Tabii başarırsa, ki elbette. Ee, yani ama maalesef ki bu bir oluyor. Problem, maalesef. Oluyor bir problem, bir zaman zaman bir. Yara evet. ee, ama e, bundan kurtulmak isteyen veya ahem aileler e, kendi de istiyor ama olmuyor. Evet. Gerçekten istemiyor. E, bu yani noktada önem kazanıyor için. sizin destekleriniz. Kesinlikle. Yani aileyle de birlikte çalışıyor musunuz? Yani aileyi de e, bir eğitim veya nasıl davranması gerektiğini o süreçte e, şey yapıyor musunuz? Bizim programımıza katılan arkadaşlarımızda Genelde belli başlı süreler süreler sonunda aileyle iletişime geçiyoruz. Genelde aileler bize her zaman şunu soruyorlar. Biz ne yapmalıyız? Hah işte hakikaten aileler ne yapmalı? Kurtulmaya karar veren kişi için evet. eğer belli bir sürece girdiyse eğitim programı bittiğinde özellikle mezun olan arkadaşlarımız bizden mezun olan arkadaşlarımızı inanılmaz bir derece kutlamayla karşılıyorlar. Kutlamayla karşılamak ya da bağımlılık sürecine girmek isteyen arkadaşlarımızı pohpohlamak da bir yanlışlıktır. Bunun sebebi hmm. bağımlılık aşırı sevinç ve şey Tabii yapıyorlar. Ki. Yani bu normal karşılanmalı. Adam kurtulmaya karar vermiş ya da bırakmış. Bu çok normal. Olması gereken şey bu zaten. O bir hata yaptı ve bu hatayı telafi etmek için şu anda uğraşıyor. Bir de kutlayarak onun daha da özgüvenini yükseltip yani, vazgeçirmemek. Şunu lazım. Mı anlıyorum. Tabii ki çok sevinilecek bir durum. Bir anne İçten baba sevinecek. için. He. Odanıza gidin, içinizden ya. sevinin. Evet. Yansıtmayın bunu. Nor, yani normal bir durum. Evet. Ee, diyorsunuz. Kutunması normal Çok bir önemli. Durum zaten. Yani hepimiz şu anda çok güzel bilgileniyoruz. Hı -hı. Çok güzel açıkladınız. Kurtulmuyorsa orada bir sıkıntı var. Ama kurtulmaya karar vermiş ve kurtulduysa bunu daha fazla e, havaya atıp abartılı bir davranış bir biçimi yok. göstermeyelim Kesinlikle Göstermemek lazım. Bunun sebebi de o aileden aldığı özgüvenle tekrar hataya düşme şansı var. Hmm. Ya çok, nasılsa ailem benim arkamda şey. deyip kendi ayaklarının üzerine duramazsa yine bağımlılığa gidebilir. Ee, bağımlılığın bir yaşı var mı? Hiçbir yaşı yok maalesef. Şimdi ben burada yaş vermeyeyim ama çok küçük yaşlardan çok büyük yaşlara kadar, üniversite mezunlarından mezun olmayanlara kadar... Ee, bizim kendi tesisimizde de doktordan tutun e, ya da ne bileyim e, işçisinden tutun, üniversite öğrencisinden tutun her alandan insanlarımız var. Her yaş grubundan. Her yaş grubundan var maalesef ee, ama bunun bir kurtuluşu var. En azından kurtulabilirler ama istemeleri lazım. Eğer isterlerse bu işin bir çözümü var ve o çözümün peşinden giderek hayatlarını yeniden şekillendirebilirler. Hiç kimse ümidim yok demesin, ümidim yok diyen insanlar bırakmayı istemeyen insanlardır. Evet. Hmm. Bir ümit peşine koşmak gerekir her zaman. Aa, çok güzel. Ee, peki, bağımlılıklardan uzaklaşma ve kurtulmanın yolları e, nelerdir? Yaşını da sordum, şu sorumu sormuştum. Ee, uzaklaşma ve kurtulmanın yollarından bahsedelim. Genelde aileler her zaman der ki, şehrimizi mi değiştirelim? Ama burayı değiştirmedikten sonra, şehri değiştirmenin bir mantığı yoktur deriz biz. Önce insan kendini değiştirecek. Bağımlılıktan e, korunmanın, ya da ona gitmemenin temel sebebi iyi bir eğitimden geçer. Kişi bağımlı olmadan önce kendisini çok iyi bir şekilde eğitmeli, kendisini eğitebilmesi için de ailenin bu konuda iyi bir yönlendirmesine ihtiyaç duymalıdır. Çok küçük yaşlarda bizler çocuklarımız belli başlı e, gürültüler yapmasın, belli başlı yaramazlıklar yapmasın diye eline tableti ve telefonu veriyoruz. Yanlışı en başta oradan yapıyoruz. Ha, ben şimdi burada tata ta diyeceğim. Yani pek çok ailenin şu anda ee, sorunu olan bir şey. Evet. Tabletler, telefonlar. Ee, şimdi şöyle e, düşünün. İnternet bağımlılığı mı diyeceğiz buna? İn bir süre sorun ona dönüyoruz. Ona yani. dönüyor. Küçük evet, dönmeli. hemen bir söyleyin pek çok anne baba, anneanne babaanne şu anda ben i̇zliyorum. de dahil izliyorum, dinliyorum sizi. Şimdi biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve karşılıklı konuştuğunuz kişi de elinde telefon, hiç sizi dinlemiyor. Evet. Elinde telefon olan kişi de karşındakinin onu dinlemeyeceğini bildiği için ilgisini tamamen kaybeder. Çocuklarda da böyle. Ben yaramazlık yapıyorum ama annem benim elime telefonu veriyor. Demek ki annem benimle ilgilenmiyor olgusunu yavaş yavaş yerleştirirseniz bu sefer mutluluğu arkadaşlarında arar. Eğer kötü arkadaş çevresine de sahipse işte o zaman tehlikeyle baş başasınız demektir. Ama en başından itibaren iyi bir şekilde ilgilenilirse çocukla ve onu iyi bir eğitime yönlendirebilirsek Orada belli başlı e, sorunların önüne geçmiş oluruz. Spor faaliyetlerini yönlendirebilirsiniz. Belli başlı faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. Kafasını ne kadar meşgul ederseniz bağımlılık e, sorununa karşı da o kadar tedbir almış olursunuz. Genelde e, arkadaşlarımız bağımlılık sorunu nedir diye sorduğumuzda e, ya aile ilgilenmemiş... Ya eş ilgilenmemiş ya ekonomik sıkıntılar. E şimdi bahane herkeste var. O ne yapmak lazım? kendimizi iyi bir şekilde eğitmek lazım. Ki Doğru dışarıya karşı güçlü olalım. Doğru söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz şey bu cep telefonu, tabletler konusu şu anda pek çok evde aa falan oluyor. Aynen. Yani hakikaten ciddi bir konu. Yani bir belli bir müddet izin verilebilir mi peki? Onu da size yeri gelmişken sorayım. Tablete ve evet, var. evet. Bir kurallar çerçevesinde. Kurallar çerçevesinde belki ya da işine yarar hale getirebileceğiniz çerçevelerde. Veya dersiniz? ders çalışırken Bravo. bilgi Aynen. edinmek. Onu bilmeli ki ben oradan bir bilgi kazanacağım. Onu bilmeli yani. ki bana bir yarar sağlıyor. Öbür türlü her zaman zararlı alışkanlıkların önü açılmış olur. İşte el becerileri, spor, Kesinlikle. resim, müzik. Hep bir e, meşguliyet çok, olmak çok zorunda. önemli. Hepimizin bu konuda çok daha dikkatli davranması lazım. Evet. Güzel bir soruydu bu. E, bağımlılıktan uzaklaştıktan sonra süreçlerde nelere dikkat etmek gerekir? E, diyelim ki Anne baba da odasında sevindi, hı hı. bunu normal bir durum karşıladı. E, o yet, çocuk yetişkin kimse kurtuldu. Hı hı. E, bu süreçte tekrar oraya dönmemesi için nelere dikkat etmeli? İyi bir iş bulmak zorunda. Öyle bir iş bulmak meşguliyet. zorunda, Öyle meşguliyet kesinlikle bulmak zorunda. Öyle bir meşguliyet bulmak zorunda ki kafasını yastığı akşam koyduğunda direkt uyuması gerekiyor belli bir süre. Kariyerinde ilmeler yakalaması gerekiyor, bunun için de çok disiplinli bir hayatının olması gerekiyor ki biz bunu programımızda öğretiyoruz. Çok disiplinli olmalısınız, hayatınızı iyi bir şekilde organize edebilmesiniz. Ama tek bir şey söylemek isterim bu konuda bağlı Buyurun. konusunda. İnsanların artık bağımlılıktan kurtulmak istemeleri gerekiyor. Bu bir zorunluluk. İstedikleri noktada hiçbir ilaca bağımlı hale gelmeden hem biz yardımcı olabiliriz hem de iyi bir eğitim ve rehberlik süreciyle artık gözü yaşlı çok, yaş çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ederim. verdiğiniz bilgiler için. Erkancığım son kez kitabımızı gösterelim. Bahane Herkes'de Var evet. e, kitabı. Ben de çok merak ettim okuyacağım. Teşekkür çok ederim. değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet.